Bu videoda çevrenin enzim üzerindeki etkilerinden ve değişen çevrenin enzimin tepkimeyi katalizlemesindeki becerilerini nasıl etkilediğinden bahsedeceğiz. Ama öncelikle enzimlerin tepkimeleri hızlandırdığını bir kere daha tekrar edelim. Karşımızda tepkime işleyiş şeması var. Enzimlerin tepkimenin aktivasyon enerjisini düşürerek tepkimelerin daha çabuk gerçekleşmesini sağladığını biliyoruz. Enzimin en iyi şekilde sadece belli bir çevrede çalıştığını bilmemiz gerekir. Esasında çevre dediğimiz enzimin etrafındaki bir sürü şeyi içeriyor. Ama şu anda sadece pH ve sıcaklık değerlerine odaklanacağız. Şimdi şurada biri olduğunu hayal edelim. Kendisi epey acıkmış ama mutlu. Çünkü arkadaşımızı yemek yemeden hemen önce yakalamışız. Bu adamın vücudunda birazdan yiyeceklerini minik, kullanılabilir parçalara ayıran bir sürü farklı sindirim enzimleri var, değil mi? İlk olarak besini ağzına atacak. İnsan ağzında alfa amilaz denilen ve nişasta gibi kompleks karbonhidratları, sakkarit şekerler gibi basit, ufak karbonhidratlara ayıran bir enzim bulunur. Alfa amilaz ağızda çalışır. Çünkü pH seviyesinin 7 civarı olduğu yerler en iyi şekilde fonksiyon gösterdiği yerlerdir ve ağzımız da bu yerlerden biri. Devam edelim. Adamın yediği besin, besini parçalayan farklı enzim gruplarının bulunduğu mideye gider. İnsanların midelerinde büyük proteinleri küçük peptitler halinde parçalayan pepsin diye bir enzim vardır. Pepsinin en fazla aktif olduğu zaman, pH seviyesinin 2 civarı olduğu zaman. Bu midedeki asit seviyesiyle aynı. Midedeki asitler ortamın pH'ini 2'ye kadar düşürür. Sıcaklık olarak bakacak olursak, bu her iki enzimde 37 derece sıcaklıkta çalışır. Bu da vücut sıcaklığıyla aynıdır. Ama bu iki enzimin de farklı çevre koşullarıyla e, koşulları altında fonksiyon gösterdiğini biliyoruz. Peki o zaman, enzimi buradan alıp farklı bir çevreye koyarsak ne olur? Öncelikle enzimin pH seviyesini değiştirdiğimizde ne olacağına bir örnekle bakalım. DNA'nın negatif yüklü fosfat gruplarından oluştuğu için negatif yüklü bir molekül olduğunu unutmayın DNA polimerazın DNA replikasyonuna yardım etmek için DNA'daki tüm negatif enerjiyi dengeleyen bir magnezyum iyon kofaktörüne bağlandığını da unutmayın. Evet, normal pH şartlarında DNA polimerazı magnezyum ve protondan arındırılan ve böylece nötr pH değerlerini negatif enerjiyle yükleyen kendi aspartat tortusu ile arasındaki elektrostatik ilişki aracılığıyla bu magnezyum iyona tutunur. Eğer DNA polimerazını alıp derecesi düşürülmüş pH ortamına koyarsak aspartat tortusu pH çok düştüğü için protondan arındırılmış hale gelir. Bu protondan arındırılmış formunda aspartat artık negatif yüklü değildir ve magnezyum iyona tutunamaz. Aslında şunu söylemek istiyorum. DNA polimeraz düşük pH ortamında işini doğru düzgün yapamaz. Bu enzimi uygun pH seviyesinde tutmak normal fonksiyonu için oldukça önemlidir. Şimdi de enzim fonksiyonu üzerindeki sıcaklığın etkisinden kaynaklanan değişiklikleri inceleyelim. Proteinlerin fonksiyonel formlarında olmak için ikinci, üçüncü ve muhtemelen dördüncü yapılarına kıvrılıp yerleştiklerini unutmayın. Proteinin sıcaklığı üzerindeki önemli değişiklikler proteinin katlı geometrisini bozabilir ve işlevselliğini yitirmesine neden olabilir. Az önceki aç olan ve yemek yemek üzere olan arkadaşımızı tekrar örnek olarak kullanalım ama bu kez hasta olsun ve ateşi çok yükselsin. Bu durumda yani hastayken vücudundaki bir sürü sindirim enzimleri birbirine karışır ve artık düzgün bir şekilde katlanamaz. İşte bu yüzden ateşimiz varken yemek yemekte ve yediğimizi sindirmekte zorlanırız. Bu bazen yediğimiz şeyleri kusmamıza neden olabilir. Çünkü vücut sıcaklığınız yüksek olduğu için sindirim enzimleri düzgün bir şekilde çalışmaz. Yediğiniz yemek öylece midenize oturur, orada kalır ve bu da sizi hasta eder. Peki bu videoda ne öğrendik? Öncelikle enzimlerin sadece belli çevresel şartlarda çalıştıklarını, bazı enzimlerin diğerlerine göre sıklıkla farklı koşullarda da fonksiyon gösterdiklerini ve son olarak enzimlerin enzimin çevresindeki pH ve sıcaklığındaki gibi pH ve pH'ın sıcaklığındaki değişikliklerde fonksiyonunda çeşitli kayıplara, enzimin fonksiyonunda çeşitli kayıplara neden olabildiğini öğrendik.